Merhaba, hoş geldiniz. Son yıllarda sıkça duyduğumuz ama tam olarak konunun ciddiyetine vakıf olamadığımız bir konu. Küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği. Bu ne anlama geliyor? En yalın ifadeyle dünyanın ateşi yükseliyor. Bu ısınma bu şekilde devam eder ve önlem alınamazsa çok değil önümüzdeki 50 yıl içinde doğal afetlerin artmasına, deniz seviyesinin daha da yükselip adaları ve kıyı şeritlerini yutmasına, dolayısıyla göçlere, kuraklığa ve savaşlara yol açabilecek kadar ciddi ve önemli. Devletlerin, yöneticilerin olduğu kadar bireysel olarak bizlere de düşen çok büyük sorumluluklar var. Biz de bu konuda bir konuşmak lazım dedik ve içinde bulunduğumuz gerçekle yüzleşelim istedik. Konuklarım var. Fizikçi Profesör Doktor Levent Kurnaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İklim ve enerji analisti Özgür Gürbüz, aynı zamanda gazeteci yazar, hoş geldiniz. Tema Vakfı İklim Proje Sorumlusu ve Çevre Politikaları Koordinatörü Gökşen Şahin, hoş geldiniz. Şimdi az önce de ifade ettim ya, önce sizden başlayalım Levent Bey. Çünkü biz küresel ısınma diyoruz, kötü bir şey olduğunu da anladık. Ama tam olarak ne ifade ettiğini bilemiyoruz ya da ciddiyetin farkında değiliz. Nedir iklim değişikliği? Küresel iklim değişikliğinden ne anlamamız gerekiyor? Şimdi insanlık olarak biz geçtiğimiz 11-12 bin senedir aşağı yukarı bu ortalama sıcaklıklarda yaşıyoruz. Evet. Bu ortalama sıcaklıklardan da çok mutluyuz. Tamam. Bizim bütün tarımımız, yaşamımız, yiyeceklerimiz, nerede yaşadığımız, nerede tatil yaptığımız, bunların hepsi şu andaki dünyanın atmosferinin ortalama sıcaklığıyla alakalı. Evet. Ve bunu elimizden geldiğince ne kadar az değiştirirsek dünya o kadar mutlu bir şekilde şu andaki hayatına devam edebiliyor. Hı hı. Ve dünyanın sıcaklığı temelde dünyanın atmosferine bizim saldığımız bir takım gazlara bağlı. Bunlara sera gazları diyoruz. Evet. Bu sera gazlarının miktarı atmosferde ne kadar fazla olursa dünyanın bu bizi 12 bin senedir götüren dengesi o kadar bozulabiliyor. Şimdi biz şunu da algılamakta güçlük çekiyor olabiliriz. Bir ya da iki derecelik ısı nedir ki diye algılayabiliriz. Halbuki iki derecelik ısı nelerin değişmesine yol açıyor örneğin? Şimdi matematiğe girmeden anlatmak çok zor bunu ama çok basit bir şekilde şöyle söyleyeyim. Evet. Bu sadece 2 derecelik bir artış değil. Hmm. Yani tek getirisi 2 derecelik bir artış değil. Onun yanında dış sıcaklıkların yani çok soğuk ve çok sıcak günlerin sayısı artıyor. Ve hiçbirimizi öldürecek olan ortalamanın 2 derece artması değildir. Çok sıcak ve çok soğuk günlerin çok artmasıdır. Ve bunun beraberinde getirdiği bazı şeyler var galiba. Doğal olaylar, tabii ki yani afetler, şu anda seller. Esas tehlikeli olan şey ortalamaların artması değil, uç olayların. Yani seller açısından baktığımız zaman yağış uzun süre gelmiyor. Yani hepimiz yaşadık işte İstanbul'da bir son bir aydır doğru düzgün yağmur düşmedi, barajlardaki su miktarı azaldı derken birden inmesi. Dolayısıyla iklim değişikliğinin bize getirisi, negatif getirisi bu tür olaylar oluyor. Sert geçişler mi yani? Çok dış olaylar olması. Yani İstanbul'da şimdi hepimiz alıştık. 35 artık çok garip gelmiyor bize 35 duyuyor olmak. Evet. Ama yazın bir gün 45 olacak olursa İstanbul, ki öyle günleri de göreceğiz ileride, ciddi sorunlar yaratıyor insan sağlığı açısından. Peki. Şimdi bu konuyla ilgili olarak bunu biraz daha iyi algılamak istiyoruz tabii. Çünkü birçok felaket senaryosu da konuşuluyor aynı zamanda. Hep birlikte konuşuyoruz. Hatta bunun zirveleri düzenleniyor. Ülkeler bir araya geliyorlar. Bir konsensüs oluşturmaya çalışıyorlar. Ya da biz öyle anlıyoruz. Onun da detaylarını size soracağım. Varşova'daki iklim zirvesine siz katıldınız, evet. Gökşen Hanım. Birazdan geleceğim o konuya. Ne konuşuldu, ne anlamamız gerekiyor, nasıl bir sonuç çıktı. Evet. Ama bu iklim değişikliği dediğimiz mevzuda nelerin olabileceğine bir dikkat çekelim isterseniz Levent Bey. Yani belki çok olumsuzu konuşmak doğru değil. İçeride de konuştuk sizinle az evvel. Ama bilelim ne değişecek? Yani bir 50 yıllık bir süreç var önümüzde örneğin. Ya da 2050 yılına kadar ne değişebilir bu şekilde devam ederse? Tamam. Herhangi bir hata yapacak olursam siz de girin araya. Mesela ne bekleyebiliriz? İstanbul'da yazın 40 derecenin üstünde
günler, üst üste günler 5-6 olabilir her yaz 2050'de. Şimdi buna benzer bir durum 2003'te Fransa'da oldu. Bir hafta boyunca 35 derecenin üstüne çıkan sıcaklıklarda 17 bin kişi öldü Paris'te. Bir hafta içerisinde. Sıcak hava dalgası. Sıcak hava dalgasında, evet. Yani 40 derecenin üstüne çıkacak olursa bir hafta boyunca İstanbul'da biz de öyle yoğun bir felaketle karşılaşabiliriz. Ve 2050 yılına kadar böyle sıcak hava dalgaları İstanbul'da bol miktarda görülecek. Şimdi buna karşılık şöyle bir argüman geliyor. Deniyor ki ama canım Diyarbakır her zaman 40 derecenin üstünde yazın. Evet. Ama İstanbul değil. Biz ona alışık bir hayat tarzı sürmüyoruz. İstanbul 40 derece olursa Diyarbakır'da 50 olacak. Onlarda da benzer bir problem olacak. Bu biri. Ondan sonra Türkiye'de şu anda kurak alanların miktarı ciddi oranda artıyor. Yani biz hep bazı şeyleri öğrenerek geliştik lisede, ortaokulda. Mesela Türkiye'de enerjiyi biz barajlardan kazanıyoruz der bizim ortaokul lise kitaplarımız. Evet. Barajlardan kazanabilmek için yağış olması gerekiyor. Yağış azaldığı zaman o enerjiyi zaten barajlardan kazanmıyoruz artık realitede ama çok çok daha az enerji kazanmaya başlayacağız barajlardan. Yağış azalmasından dolayı. Sonra mesela Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'dır diye büyüdük. Öyle bir şey yok. Konya Ovası'nda artık üretim kalmadı. Yani kuraklık çünkü yüzünden. Kuraklık korkunç derecede su kalmadı üretim yapabilecek ve bu başka yerlere de sirayet edecek zaman içerisinde. Mesela geçen sene biz saman ithal etmek zorunda kaldık ülke olarak. Bu korkunç bir durum değil mi? Yani bu aslında Türkiye'nin saman ithal etmesi ne anlama geliyor diye bakarsak 8000 yıldır yani buğday ve diğer işte tahıl ürünlerinin, hububat ürünlerinin ana vatanı Anadolu, Mezopotamya olarak bilinir. Dolayısıyla Türkiye'nin saman ithal etmesi bu açıdan çok önemli. Tamamen aslında Türkiye kuraklaştığı için dışarıdan hayvan gıdası ithal etmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu yani Anadolu'da medeniyetin var olduğu 8000 yıldır ilk defa başımıza gelen bir şey. Dışarıdan saman almamız. Tabii belki çok saman böyle konusu biraz tarım politikalarının da etkisi var ama yani genel anlamda sulama ve Konya yönünden konuştuğunuz için söylüyorum. Mesela Mekke Gölü diye bir gölümüz vardı bizim. Mekke Gölü şu anda resmi belgelerde de çok net söylüyor. Yazları tamamen kurak haline gelmiş ve kurumuş bir göl olarak kabul ediyor ki Mekke'nin aslında başka bir anlamı vardır. Anadolu'nun nazar boncuğu denir Mekke Gölü'ne. Ve biz bu gölü tamamen kurutmuş durumdayız. Nasıl yaptık bunu? Göl zaten krater gölü. Yıllarca 400 milyon yıl önce oluşmuş bir göl aslında. 400 milyonluk bir gölü biz yaklaşık son 100-150 yılda yalnız su politikaları ve kuraklığın etkisiyle kaybetmiş durumdayız. Gölde çok az bir su var ama yandaki kuyular, kaçak kuyular devamlı tarım için su çekiyorlar. Yağışlar da azalınca gölün içindeki sular bile artık tarım için kullanılmaya başlandı ve göl kendini yenileyemez hale geldi. Bunun gibi sadece Mekke değil, Konya Ovası'na, Eğridir'e, Burdur'a, bu bölgelere gittiğinizde birçok yerde bunu görüyorsunuz. Biz aslında hani İstanbul'da bambaşka tehlikelerden bahsediyoruz ama işte tarım bölgelerinde susuzluk, kuraklık öne çıkıyor. Karadeniz'de belki çok yağıştan bahsedeceğiz ki bunları da gördük. Yani Samsun'u hatırlayalım. Daha geçen yıl Samsun'da sel felaketleri oldu. Bir de kentlerin tabii altyapıları, yani bunlar da buna uygun değil. Yani çok hazırlıksız, sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi bir bekleyiş içerisindeyiz ama bu bekleyiş biz en çok depremi konuşuyoruz. Hani gözle görünen bir felaket yaşadık çünkü defalarca. Depremi konuşuyoruz ama geçtiğimiz günlerde yine Profesör Miktat Kadıoğlu'nun konuya ilişkin bir yazısı vardı. Aslında küresel iklim değişikliğinin sonuçlarının ya da yaşanabilecek sel felaketlerinin depremde bizim İstanbul'da beklediğimiz felaketten çok daha vahim bir tablo ortaya çıkarabileceğine dikkat çekiyor özellikle. Biz bu konuda gerçekten çok bilgili değiliz galiba. Bizim bilgili olmamızı bir tarafa bırakalım şimdi. Geçtiğimiz günlerde Varşova'da bir iklim zirvesi düzenlendi. Siz Varşova'daydınız. Evet. Zirveyi takip ettiniz. Hangi notları aktarırsınız bize? Aslında tam da Miktat Hoca'nın söylediği noktadan geri alırsak ve işte iklim değişikliğinin Türkiye'deki etkilerinden geri alırsak biz Türkiye'de iklim değişikliğini sanki hissetmiyormuşuz gibi yaşıyoruz. Yani var olan iklim değişikliğini aslında biz de hissetmeye başladık. İşte çeşitli kuraklık örneklerinden yola çıkarsak bunu biz de hissediyoruz. Ama bunu hiç konuşmuyoruz. Sanki yaşadığımız şey yokmuş gibi davranmaya çalışıyoruz. İşte Miktat Hoca'nın geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için yaptığı bir araştırma vardı. O araştırmada net olarak
Türkiye'de sadece büyük şehirlerde yaşanan iklim değişikliğine bağlı seller, Türkiye'de şimdiye kadar yaşanan bütün depremlerin maliyetine yaklaştı diyordu. Dolayısıyla bu ikisi karşılaştığınızda çok büyük bir maliyet ve birini kendinizi hazırlarken ya da en azından hazırlamaya çalışırken ötekini görmezden geliyoruz. Hı. Nasıl görmezden geliyoruz iklim değişikliğini? İşte yeterli uyum politikalarımızı hazırlamıyoruz. Uyum politikası ne demektir? İşte yani gittikçe sıcaklık artacak, siz tarım politikalarınızı buna göre yönlendirmelisiniz demektir. Hı. Ya da şehirlerin altyapısını buna göre hazırlamalısınız demektir. Bunları yeterince yapmıyoruz. Bununla beraber eğer iklim değişikliği 2 dereceyi de artacak bir noktaya doğru gidiyorsa, ki şu an gittiğimiz nokta orası, sizin bu sıcaklığı, bu sıcaklık artışını sınırlandırmak gibi bir yükümlülüğünüz var devlet olarak ve insanlar olarak. Aslında bu hepimizin yükümlülüğü. Hı. Ama işte bizim her 4 yılda bir ya da bazı ülkelerde 5 yılda bir gidip oy verdiğimiz üzere bizim seçtiğimiz insanların, bizi temsil eden insanların daha büyük bir sorumluluğu var. Çünkü onların bizim verdiğimiz yetkilerle karar alma güçleri var. Dolayısıyla bu aslında hepimizin sorumluluğu. Şimdi buradan Varşova'ya geçecek olursak, hı hı, bizim işte oy verdiğimiz hükümetler dünya çapında Varşova'da neler konuştular Birleşmiş Milletler müzakerelerinde? Kaç ülke katıldı? 192 ülke katılıyor müzakerelere. Müzakerelerde aslında bu 19.suydu. İlk defa yapılmıyor müzakereler. 19 yıldır ülkeler bir araya gelip iklim değişikliği konusunda neler yapılması gerektiğini konuşuyorlar. Bu hala yapılması yılı, gerekenler mi konuşuluyor? Evet. Yapılmış olanlar var mı ya da ortaya koydukları? Şimdi onu söyleyecektim ben de. Aslında müzakereleri 3 dönemde, Semra Hoca da öyle özetliyordu. 3 dönemde özetlemek mümkün bu 19 yılı. Evet. Bir, devletlerin adım atmak için niyetli oldukları dönemler. Dönem. Dolayısıyla burada yapılması gereken işler, alınacak önlemler daha ileriye doğru oluyor. Hı hı. Bazı dönemler işte hükümetlerin ya da devletlerin adım atmak istemediği, dolayısıyla ve üstelik de süreci geriye çekmek istediği dönemler. Bunlar geriye çektikleri, bütün sürecin aksadığı dönemler oluyor. Bir üçüncüsü de yerinde saydığı dönemler. Yani sistemi kurtaracak, süreci kurtaracak kadar karar alıp ama iklim değişikliğini durduracak ya da gereken önlemleri alacak kararları çıkartmadan günü geçirdiğimiz, diyeceğim artık kaba tabiriyle, günü geçirdiğimiz dönemler. Varşova'daki müzakere aslında öyle günü geçirdiğimiz, yerimizde saydığımız dönemlerden bir tanesiydi. Hı hı. Varşova'daki müzakerelerden 1,5 ay önce ya da bir ay önce IPCC raporu yayınlanmıştı. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, işte evet. Levent Hoca belki onunla ilgili biraz daha detaylı bilgi verir. Ama bu rapor çok net olarak iklim değişikliği var, insan kaynaklı, acilen harekete geçilmesi gerekir diyordu. Bu raporun altında Türkiye'de dahil olmak üzere bütün hükümet, yani IPCC'ye taraf olan bütün hükümetlerin imzası var. Dolayısıyla altına acilen harekete geçilmesi gerekiyor mesajını veren bir raporun altına imza atan hükümetler, Varşova'da daha ziyade yerlerinde saydılar. Üstelik bizim Varşova'da olduğumuz o iki haftalık dönem boyunca işte Filipinler'deki Haiyan Tayfunu, İtalya'da Sardunya Adası'nı vuran Kleopatra kasırgası ve bunun gibi işte hemen arkasından Hindistan'ı vuran Tayfun, Haiyan Tayfunu'nun Çin'e doğru ilerlemesi, aslında müzakerelere gelen birçok ülkede iklim değişikliğiyle bağlantılı felaketleri yaşıyordu. Hı hı. Buna rağmen çok önemli üç konu vardı müzakerelerde. Bir tanesi iklim değişikliği ile ilgili gelişmekte olan ülkelere verecek finansman konusu. Evet. İkincisi, örneğin işte Haiyan Tayfunu, Filipinler'deki Haiyan Tayfunu üzerinden gidersek o tayfunun o kadar şiddetli geleceğini öngörme ihtimalimiz yoktu. Çünkü işte yani o, en azından Filipinler'deki insanların yoktu. Bilim insanları onu, evet, öngörüyorlardı ama Filipinler'deki herhangi bir valinin ya da herhangi bir belediye başkanının o kasırganın ne gibi etkileri olabileceğini tahmin etme ihtimali yoktu. O kasırga olduktan sonra da tek başına Filipinlerin, Filipinler çünkü bu yaşadığımız küresel iklim felaketinin tek sorumlusu değiller. Hı hı. O felaketin sonuçlarını tek başına altından kalkmasını bekleyemeyiz. Dolayısıyla o felaketin altından kalkması için bir kayıp ve zarar mekanizması. Yani, hı, diğer devletler nasıl yardımcı olacaklar, hı, böyle bir felaket, hı, yaşandığında. Böyle bir mekanizmanın oluşturulması gerekiyordu. Üçüncüsü de Kyoto protokolünden söz edildiğini duymuşsunuzdur. Defalarca belki duyduk, evet, ama bir etkinliği olup olmadığı konusunda ben
bir bilgisayarı evet, değilim aslında. Evet, Kyoto protokolünü duyuyoruz. Amerika'nın imzalamadığını da biliyoruz. Ve bu anlamda en çok hatta sera gazı salımı mı diyelim, emisyonun arttığı ya da çok olarak Amerika'nın çok büyük zarar verdiğini biliyoruz. Buna rağmen daha bir çekimser davrandığını da biliyoruz bu anlamda. Evet. Şimdi Kyoto protokolünün ikinci yükümlülük dönemi bitiyor. Var mı şu an bir etkinliği? Kyoto protokolünün ikinci dönemi var evet. Şu an. Kyoto protokolü 2008-2012 yılları arasında sera gazı azaltımını yani gelişmiş ülkeler ve işte diğer ülkeler gibi diyelim onu ayırmıştı. Gelişmekte olan belki. Gelişmekte olan en az gelişmiş ülkelerin evet. Birlikte olduğu bir grup. Bu gelişmiş ülkelerin de kendi içinde iki gruba ayrılıyor. Onlar ek 1 ve ek 1'in alt grubu diyelim, alt kümesi gibi düşünelim. Onlar da diğer ülkelere finansman yardımı yapması öngörülen ek 2 yani ülkeleri. Yani sonuçlarına yönelik kararlar gibi duruyor buraya buradan evet, bakılınca. Onların işte, yani önlem almak için ya da harekete geçmişliği değil de daha çok mevcut durumda hani kriz masası oluşturmak gibi ya da işte bu konuda felakete uğramış ülkelere yardımcı olabilmek vesaire. Bu böyle sonuçlara yönelik bir zirve olmuş gibi duruyor buradan bakılınca. Aslında tam da onu söyleyelim. Bu Kyoto protokolünün ikinci yükümlülük döneminin sonuna geliyoruz. Şu an yeni bir anlaşma. Paris 2015'te Paris'te imzalanacak bir Paris anlaşması tartışılıyor. Şimdi bunlara bakarsak neler oldu finansmanda? Bütün süreci kurtarmak için ortaya belli bir miktar para konulması gerekiyordu. Ki işte bununla örneğin Afrika'daki ülkelere ya da işte iklim değişikliğinden etkilenen ve iklim değişikliğine uyum sağlaması gereken ülkelere yapılacak uyum projelerinin fonlanması için. O fon kurtarıldı. Oraya bir miktar para toplandı. Ama örneğin oraya 100 milyon dolar toplandı. Evet. Bu 100 milyon dolar ilk bakışta çok büyük bir para gibi görünüyor. Ama tam müzakereler olurken örneğin işte bir tam da yakın bir ülkede bizim müzakerelerin olduğu Polonya'ya yakın bir ülkede bir uçak firması iki uçak aldı 100 milyar dolara. Ve bunu işte bütün gazetelerde biz bağırış çağırış duyduk. Dolayısıyla düşündüğünüzde aslında çok küçük büyük bir para. Para değil evet. Yani 190 ülkenin ortaya koyması için çok da büyük bir para değil. İkincisi bu kayıp ve zarar mekanizması. Öyle bir mekanizma oluşturuldu ama şu an mekanizmanın içi boş. Tek yapması öngörülen şey gerçekleşen felaketlerin hangisini kayıp ve zarar mekanizmasının içine koyacağını belirlemek. İşte yani sonuca yönelik yani felaket olacak. Olduğu zaman biz kime ne yapalım? Yani evet. Türkçesi daha net. Bu gidiş herkes... doğru bir gidiş de değil zaten. Değil, asıl evet, sorun, değil tabii. Asıl sorun bunu önlemek. Bu deprem örneği çok önemli bence. Hı hı. Çünkü depremle küresel ısınma arasında bir fark var. Depremi durduramazsınız. Deprem olur ama ona karşı önleminizi alırsınız ve hasarsız atlatmaya çalışırsınız. Evet. Küresel ısınma dediğimiz veya iklim değişikliği tam tersi. İklim değişikliğini durdurma şansımız var elimizde. Yani siz uyum mekanizmalarına para ayırabilirsiniz. İşte Filipinler'de tayfun vurduğunda ilk yardım paketlerini hazırda bekletebilirsiniz ama asıl çözüm hala elimizde şansımız var. Ülkeler samimi mi yaklaşmıyor? Yani bunu mu anlamamız gerekiyor? Herkes sadece böyle bir birim oluşturulsun, arada bir toplanalım, zirveyi gerçekleştirelim. Yani işin samimiyetten uzak bir şey mi var? Ya da yapılması çok zor olan şeyler mi var? Nedir bu kadar zor olan? Masaya yanlış tarafların oturduğunu düşünüyorum. Yani bu toplantılar işte evet. 19 yıldır yapılıyor. Kyoto'ya kadar olan bölüm, Kyoto protokolü bir başlangıç olarak iyiydi. Yani herkese umut verdi ama Kyoto'nun ikinci bölümünde ülkeler dökülmeye başladılar. İşte daha önce Kyoto'ya taraf olan Kanada gibi ülke, neydi Japonya gibi çekildi. Neydi bu kadar zor olan ya da yöneticileri sıkıntıya sokan? Tabii yani bu kurduğumuz bu dünya düzeni bir fosil yakıtlar üzerine kurulu düzen. Evet. Fosil yakıt dediğimizde petrol, doğalgaz ve kömür. Hı-hı. Şimdi bunun tamamıyla değişmesi gerekiyor. Yani biz belki toplu ulaşımı daha çok kullanmak zorundayız. Hani evet. Daha basite indirirsek. Enerji kaynaklarımızı, elektrik ürettiğimiz kaynakları doğalgazdan, kömürden yenilenebilir enerjiye kaydırmak zorundayız. Daha az enerji kullanarak ekonomik büyümeyi sağlamak zorundayız. Yani hayat tarzımıza varan değişiklikler yapmak zorundayız. Bu tabii binlerce şirket şu anda kurulmuş düzenden kar ediyor ve bunları değiştirmek istemiyorlar. Hı. Yatırımlar yapılmış, termik santraller kurulmuş, bunları kapatmak, yeni yere geçmek istemiyorlar. Bu yüzden de o masada oturan tarafların ben doğru olduğunu düşünmüyorum artık. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Yani bir tarafta hükümetler var, bir tarafta sivil toplum var. Hı. İklim değil. Pardon, iklim değişikliğini durdurmaya çalışan. Ama karşıda hükümetler
kontrolü kaybetmiş durumdalar. Aslında dünyayı şirketler yönetiyor ama karşı şirketler oturmuyor. Bu yüzden de görüşmeler çok anlamsız bir hal almaya başladı. Benim gözlemim bu. Peki, bunun yani, değişmesi lazım. Bir şey soracağım. Birleşmiş Milletler'in bu anlamda bir etkinliği de var. Rolü ne kadar etkin olabilir ülkeler arasında Birleşmiş Milletler'in bu anlamda? Şimdi şöyle bakmak lazım. Ne kadar etkin elimizde, bir rol oynar? Elimizde başka bu moderasyon rolünü uygulayacak başka bir kurumda yok açıkçası. Evet. Yani Birleşmiş Milletler tarafları bir araya getirmek zorunda. Şu ana kadar biz ülkelere güveniyorduk. İşte Obama'dan her zirvede iyi bir haber bekliyoruz. İşte Amerika bu sefer gelecek, ciddi bir hedef alacak. Amerika ciddi hedef alınca Çin'de, Hindistan'da potaya girecek diye düşünüyorduk. Evet. Ama bu böyle olmuyor. Obama ortada yok. Çünkü sanıyorum Obama da şirketler tarafından çok fazla baskı altında. Seçim geldiğinde Amerika'da hepimiz biliyoruz ki başkana yardım yapan kuruluşlar bile büyük şirketler. Oradaki seçim sistemi. Kyoto'dan Amerika'nın çekilmesini sağlayan Bush'tu. Evet. Ve Bush'a en çok parayı veren de kömür ve petrol lobileriydi. Hmm. Yani çok açık Amerika'da bunlar rakamlarla görüldüğü için hani bunlar komple teorisi değil. Yalnız 97'de Amerikan Senatosu'na geldiğinde 95'e 0 onaylanmadı o. Evet. Yani Bush tamam karşıt olalım ama Clinton zamanındaydı o. Ve Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bir arada hayır dediler Kyoto'ya Amerika'da. Ama bunları değiştiren etken büyük bir ihtimalle şirketler tabii ve ki şirketler, onların baskısı. Tabii ki şirketler. Yani demek ki bu herkese verilen bir şeydi. Yani sadece Cumhuriyetçilere verilen ve o bir partizan olay değil. Herkese dağıttıkları bir paraydı. Ama o zaman yaptırım gücü üzerinde konuşuluyor mu? Ülkelerin bu konuda bir yaptırım gücü uygulanabilir mi örneğin? Yani burada aslında yaptırım gücü uygulanabilecek belki en önemli unsur olarak bu yeni Paris Anlaşması'nı, Kyoto bağlayıcı bir anlaşma değil. Yani siz Kyoto'ya taraf olup sonra çekip gidebiliyordunuz örneğin işte Amerika'nın yaptığı gibi. Ya da örneğin taraf olup bir hedef verip ben iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bunu yapacağım deyip sonra yapamadım diyebiliyordunuz. Ve bundan yani Birleşmiş Milletler hiçbir şekilde sorumlu olmuyordu. Paris Anlaşması'nın Varşova'daki toplantıya kadar bağlayıcı bir anlaşma olması konuşuluyordu. Varşova'daki toplantıda yine gelişmiş ülkeler, işte Amerika, Kanada, Avustralya gibi ülkeler, buradaki bağlayıcılık kapsamının iyice içini boşalttılar. Neredeyse artık bağlayıcı olmayan bir anlaşma metnine dönüştürdüler. Dolayısıyla bağlayıcı olduğunda bir şey oluyor. Yani siz söz veriyorsunuz ve sözünüzde durmak zorunda olduğunuz yani onun bir bağlayıcılığı var. Sizin üzerinizde bir yaptırımı var. Ama bu mekanizmayı yine az önce sözünü ettiğimiz sebeplerle çeşitli büyük ülkeler geri çekmeye çalıştılar. Ama yine müzakerelerde ilginç olan bir başka taraf var. Benim son işte Varşova'da gözlemlediğim artık iklim değişikliğinin etkilerini ciddi şekilde yaşayan işte en az gelişmiş ülkeler grubu dediğimiz örneğin Afrika ülkeleri ya da işte Filipinler ya da küçük ada devletleri ki bunların büyük bir kısmı şimdiden deniz seviyesi yükseldiği için sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu göçleri beraberinde getirecek, değil mi? Evet, yani bu çok ciddi bir sorunu yaratıyor aynı zamanda. Yani bu ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki ayrım çok netleşiyor ve ciddileşiyor. Yani iklim değişikliğinin etkilerini doğrudan yaşayan ülkeler artık kaçamayacakları şekilde gelişmiş ülkeleri köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Evet. Dolayısıyla bu yani işte ne kadar bağlayıcı olur, nasıl bir metin çıkar bilmiyoruz ama önümüzdeki 1-2 yıl yeni bir anlaşma sürecinde oyunu belirleyecek önemli unsurlardan bir tanesi gibi görünüyor. Ama şimdi anlaşılamayan şu var herhalde. Şimdi göçler başladığı zaman, nüfus değişiklikleri olmaya başladığı zaman, savaşlar çıkmaya başladığı zaman, kuraklık baş göstermeye başladığı zaman, hububat fiyatları 2'ye 3'e katlayıp da gıda anlamındaki en zayıf halka gıda görünüyor bu anlamda. Gıda anlamında sıkıntılar yaşanmaya başladığı zaman o çok güçlü yatırımcılar, iş adamları bunlar da etkilenecek bundan ve çok uzun zaman değil 50 yıllık bir zamandan bahsediliyor, 100 yıllık bir zamandan bahsediliyor. Yani bunun idrakına mı varamadık gerçekten? Bu sadece o şu anda etkilenen ülkeleri, o az gelişmiş ülkeleri değil, bütün ülkeleri kaçacak noktamız yok yani kaçabilecek nokta yok. Ya bunun önlemini almak zorundayız anlaşılan. Evet. Ki geri dönülmez bir noktada mıyız onu da bilmiyorum soracağım. Umarım değilizdir. Yoksa o geri dönülmez dediğimiz noktaya ne kadar yakınız? Hangisinden başlayalım? Hepsinden.
Şimdi ben bu anlaşmalar konusunda esasında çok, yani 2009 yılında Kopenhag'da yeni bir anlaşmaya varılması arzusuyla gitti ülkeler Kopenhag'a. Ve orada temel bir sonuç çıktı. O sonuçta zengin ülkeler fakir ülkelere, hiç ben az gelişmiş o ayrıma girmeden zengin ülkeler fakir, ve fakir ülkeler diye ikiye ayırıyorum. Zengin ülkeler fakir ülkelere dediler ki siz bu işin sonunda öleceksiniz. Bu bizim umurumuzda değil. Şimdi hala bir anlaşma yapılmaya çalışılıyor. Gökşen sağ olsun gayet ümitkar sivil toplum olarak evet bunun yapılacağı şeklinde ama ben ümidimi 2009'da Kopenhag'da bıraktım. Son 3 senedir herhangi bir adım atılmadı ve atılmayacaktı. Çünkü zengin ülkeler diyorlar ki bu bizim sorunumuz değil. Biz çünkü kaynakları hala epey uzun süre kendisini götürecek olan varlıklı kuzeyde yaşıyoruz. Bizde çok fazla büyük bir iklim değişikliği görülmeyecek. Hatta görülse bile bizim paramız var. Gerekirse biz tahıldı, şuydu, buydu neyse bastırır parayı alırız. Evet, aynen böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Afrika'dır. Peki öyle mi? Öyle. Gerçekten mi etkilenmeyecekler? Hayır, şöyle gerçekten etkilenmeyecekler değil. Bundan herkes etkilenecek. Evet. Ama herkesin etkilenme zamanı farklı olacak. Onların biraz daha zamanı onların var. Onların biraz daha zamanı var. Çünkü bir felaket varsa herkes o felaketten etkilenecek. Onların zamanı diğerlerinden bir 30 sene sonra gelecek ya da bir 50 sene sonra gelecek. Aynı zamanda altyapıları ve işte... Altyapıları da biraz daha kuvvetli olduğu için ama mesela şimdi ben geçen bir yazı yazmıştım çok basit bir şey. Bizde bu metro var biliyorsunuz Kadıköy'de. Rıhtımın hemen kenarında metro girişi yaptık biz. Evet. Dolayısıyla deniz seviyesi şöyle iki karış artacak olsa metroya ne yapacağız biz? Oradan akan sularla metro dolacak. Onun içine bir defa su doldurdu mu? Doldu mu? Bizim onu dışarı boşaltmamız gibi bir şey yok. Bunlara hazırlıklı olmak gerek. Ki Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Biz kendi ülkemizden bakacak olursak. Üç tarafı denizlerle çevrili ve nüfusun büyük bir yoğunluğu da sahil şeritlerinde yaşıyor. Oralarda konuşlanmış evet. durumdalar. Ve bu insanların birebir etkileneceği bir senaryo. Deniz seviyesinin yükseleceği. Kaç metre yükselmesi evet. öngörülüyor? Örneğin. Şimdi şöyle ben çok rahat göstereyim. Şu kadar yükselmesi önümüzdeki 50 senede neredeyse garanti. Şimdi böyle gösterince bu bir şey mi bir diyoruz? Bir şey değil yani dizimize ancak. Ama deniz seviyesi bu kadar yükseldiğinde mesela dikkat ettiniz mi bu son iki gündür hani kardan önceki Lodos'ta Kadıköy sahilinde neler olduğunu? Bu kadar yükselmeden bile o dalgalar aşmaya başlıyor. Bu kadar yükseldiğinde her Lodos'ta o şeyin içerisine metronun içerisinde su dolmaya başlıyor. Yani İzmir'de o kadar gösterdiğiniz kadar zaten deniz yükseldi. Geçen İzmir'deki yağmurları hatırlayın. Evet. Deniz seviyesi yükseldi ve evet, İzmir... deniz taştı. İzmir mahvoldu yani evet. iki gün kayboldu. Karadeniz'de sık sık yaşanıyor benzer durumlar. Yani bunları zaten yaşıyoruz ve bu çok çok daha kötü olacak ileride. Ha durdurulamaz bir noktaya mı geldik? Şimdi bunun içerisinde hepimizin bol bol kullandığı bir jargon var. O da atmosferde ne kadar karbondioksit var ya da sera gazı var. Bunun belirli bir sayısı var. Yani biz insanlar hiç kömür petrol yakmaya başlamadan önce atmosferdeki karbondioksit miktarı milyonda 280 parçacıktı. Şimdi? Yani milyon tane molekül içerisinde 280 tanesi evet. karbondioksitti. Şu anda 400. Şimdi diyorsunuz ki evet içinizden surattan okunuyor az çok. Yani 280-400 ama o 280'den 400'e çıkması dünyanın ortalama sıcaklığını 1 derece arttırdı. 1 derece artması ne demek? Öyle gidelim. Şimdi 1 derece artması demek şu anda yaşadığımız Konya Ovası'nda artık tahıl yetişmemesi demek. Kutupların erimesi demek. Kutupların erimesi demek. Yoğun yağışların artması demek. Ayamama'da 27 kişi mi kaybettik biz 3 sene önce? Evet. Samsun'da geçen sene 9 kişi öldü. Evet, bunların gerçekten. Hepsi bunların bu hepsinin olaylar. Küresel iklim değişikliğiyle alakası var diyorsunuz değil mi? Bu şimdi, yaşanan sel felaketlerinin gerçekten mi arttı? Yoksa hani bu son 50-100 yılda basının çok fazla ön plana çıkarması ya da işte son 100 yılın ölçülebilir olması, daha rahat ölçülebilir olması mı bizi daha çok bunlarla karşı karşıya getiriyor? Yoksa gerçekten bir artış var mı istatistiksel anlamda? Cevap evet. Evet. Yani her iki taraftan da evet. Yani bir, insanlar eski zamanda çok elverişli yerlerde yaşıyorlardı. Çünkü dünya genişti ve insan sayısı azdı. Evet. Şimdi daha az elverişli yerlere kaymaya başladı insanlar. Hmm. Yani eskiden dere yatağına bu kadar çok ev yapılmaz. Mithat Hoca her seferinde bunu söyler. E canım siz de dere su yatağına... Su akta yolunu buldu neticede. Ama şimdi evet oraya dere yatağına ev yapmak zorunda kalıyor bir şekilde insanlar.
maalesef geçen zaman içerisinde. Dolayısıyla hasarlar daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Doğru. Ama hasarlar da arttı. Bunun çok arkasında korkunç temel bir sebep var. Bir, atmosfer ne kadar sıcak olursa o kadar çok su buharlaşıyor. Ne kadar çok su buharlaşırsa o kadar çok yağmur yağıyor. Ne kadar çok yağmur yağarsa o kadar çok sel oluyor. Bu gayet basit bir fiziksel olay. Şimdi şöyle bir soru işareti çıkabiliyor. Tabii siz işin içinde bilimsel olarak varsınız ama hem diyorsunuz ki kuraklık olacak Levent Bey. Hem de diyorsunuz ki yağış çok olacak. Şimdi nasıl olacak bu denge, böyle bir denge de görünüyor bir tarafta. Bu çok basit. Bu yani hepiniz az çok bildiğimiz bir yer var. İngiltere diye bir ülke var biliyorsunuz. Evet. Bu İngiltere'den ülke yemyeşil bir yerde. Sürekli yağış alan. Çünkü sürekli ama nasıl yağar? Böyle inmiyor. Il il il, ağır ağır ağır, her gün azıcık azıcık. Dolayısıyla inen yağmuru toprak emebiliyor. Emip hem toprağı besliyor hem yeraltı sularını besliyor. Yavaş yavaş yağdığında yağmur. Hmm. Ama bir anda dökülecek olursa direkt olarak akıyor. Şimdi Tema daha rahat söyleyecektir bunu. Akıp denize gidiyor bu su. Ne biz barajlarda toplayabiliyoruz bunu, ne toprak emebilip zenginleşiyor, ne de yeraltı sularına kaynak sağlıyor. Şimdi anladım. Ben daha iyi anladım şu anda. Teşekkürler. Ve bir de çünkü daha sık olacak bunlar. Yani daha sık olacak. Daha dolayısıyla sık, daha kuraklığı kuvvetli da getirecek. Çünkü beslenemiyor dediğiniz şimdi gibi. Şimdi şöyle. Barajlarda birikmesi gerekirken denize... Kuraklık şöyle bir şey. Yani bütün olaylar, yani kötü olan neyse daha sık olacak. Yani kuraklık daha sık olacak. Yoğun yağış daha sık olacak. İkisi birden nasıl olur diyorsunuz? Felaketler, evet. İki ay hiç yağmur yağmayıp, normalde o iki ayda ne kadar yağmur yağması gerekiyorsa %20 fazlası bir günde inecek. Peki, tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Zirvelerde siz az önce ifade ettiniz ama örneğin bu felaket senaryolarına göre önlem alınması mı konuşuluyor? Yoksa bu bunların yaşanmaması adına ne yapılabilirlik mi konuşuluyor? Onu çok merak ediyorum. Şimdi bunların yani yaşanmaması adına ne yapılabilirlik? Aslında az önce Özgür'ün söz ettiği işte fosil yakıttan vazgeçme noktası. Evet. Şu an yani 2012 yılını kömür yılı ilan etmiş bir ülkedeyiz biz. Evet. Dolayısıyla fosil yakıttan vazgeçilme noktasında ne kadar konuşulduğu hakkında bir fikir veriyordur herhalde bu bilgi size. Öteki nasıl uyum sağlayabileceğiz ya da bunlardan nasıl daha az etkileneceğiz konusu da. Mesela iki ay çok yağmur yağacaksa biz durumumuzu ona göre ayarlayalım. İki ay biriktirecek mekanizmaları oluşturalım. Ha, bu sonra bir, bunları evet, yaygınlaştıralım. Bu da işte bir uyum stratejisi ve uyumla ilgili işte bilimsel çalışmalar uyum yapılıp onların yani iklim değişiyor. Değişiyor. Değişen bunu kabul bir şeyi, ettik. Değişen ve buna bir şeyi, nasıl uyum evet, sağlayabiliriz, buna nasıl uyum sağlayabiliriz demektir. Peki Özgür Bey, şimdi ne yapılması gerekiyor noktasında? Fosil yakıtların kullanılmaması gerekiyor dediniz. Biz Türkiye olarak daha masum enerji üretebilecek kaynaklara sahip miyiz? Evet, tabii bu sorunun yanıtı çok net evet, aynı Levent Bey'in söylediği gibi. Asıl zaten bizim en büyük avantajımız iklim değişikliği konusunda bu kömür, petrol, doğalgaz yerine yenilenebilir enerji dediğimiz rüzgar, güneş, jeotermal, hatta belki hidroelektriği de bunun içine katabiliriz tanım olarak. Bu kaynakları kullanabilmek hidroelektrik, Türkiye. Hidroelektrik, güneş, jeotermal, rüzgar, biyokütle ve daha da önemlisi, hepsinden daha önemlisi enerji tasarrufu ve enerji verimliliği. Hı. Ve burada aslında Türkiye'nin çok ilginç bir konumu var. Çünkü biz petrolün %98'ini dışarıdan alıyoruz. Evet. Doğalgazın %98'ini dışarıdan alıyoruz. Evet. Petrolün %92'sini dışarıdan alıyoruz. Ve ülkedeki kömür kaynakları da lignit özellikle çok verimsiz, kalori değeri düşük kömür kaynakları. Şimdi buraya bakınca zaten yerli kaynak olmayan ve de iklim değişikliğine yol açan kaynaklardan bahsediyoruz elimizde evet, olanlar. Bunları kullanmak yerine Türkiye örneğin rüzgar enerjisine yönelebilir ki Avrupa'nın en iyi rüzgar potansiyeline sahip ülkesi Türkiye, İngiltere ile beraber. Güneş enerjisine yönelebilir, İspanya ile beraber Avrupa'nın yine en iyi güneş potansiyeline sahip ülkesi. Jeotermalde dünya yedincisiyiz. Biyokütlede de tahminen yine Avrupa'da en büyük potansiyellerden bir tanesine sahibiz. Bunun dışında da yine DPT'nin rakamlarına geçmiş, geçen seneki son bundan bir önceki kalkınma raporunda açıkça yazıldığı gibi söylüyorum. %15-%25 arasında enerji tasarrufu veya verimlilik potansiyeli var. Yani biz bugün yaptığımız işi aslında 4'te 1 oranında daha az enerji harcayarak yapabilecek durumdayız. Peki neden biz bu kadar enerjide dışa bağımlıyız madem bu kadar çok güzel kaynaklarımız var?
Bunlar tabii bence politikalarla ilgili bir şey. Politikaları yönlendirmek çok önemli. Ve bir de tabii bu iş o kadar kolay değil. Siz şimdi kömür santrallerini kurarsanız bugünden 30-40 yıl ömrü var, ekonomik ömrü var kömür santrallerinin. Aynı doğalgaz santralleri olduğu gibi. Evet. Bunları değiştirmek için bir yerden başlamanız lazım. Ama burada yani çok fazla politikanın ben rol oynadığını düşünüyorum. Yani Türkiye'nin hangi enerji kaynaklarının kurulması gerektiğinde çok yanlış bilgiler de var. Örneğin güneş enerjisi dediğinizde, rüzgar dendiğinde ki ben 1994'leri hatırlıyorum. Evet. Bir devlet yetkisinin rüzgar enerjisinden biz bahsettiğimizde fırıldaktan elektrik mi üreteceksiniz dediğini hatırlıyorum. Ve şimdi rüzgar enerjisi bugün Almanya'ya gittiğinizde %10-12'lerin üzerinde elektrik üretiyor. Şu an bizde de Almanya var rüzgar enerjisi. Türkiye'de evet, Türkiye'de insanlar aslında rüzgar belki türbinlerini görerek hani bunu biraz fark ettiler. Şu andaki elektrik tüketimimizin %3'ü rüzgardan karşılanıyor. Ve biz sadece 2700 megawattlık bir rüzgar kurulu gücüne sahibiz. Türkiye'nin resmi rakamlarla söyleyeyim, yine Enerji Bakanlığı'nın kabul ettiği potansiyeli söylersem 47 bin. Yani bunun neredeyse 20 katı daha fazla rüzgar potansiyeli var. Daha da başka rakamlara giderseniz 90 binlere kadar çıkıyor. Peki bu rüzgar güllerini yapmak çok mu maliyetli bir şey? Hayır, zaten işte bütün bu yanlışlar buradan kaynaklandı. Evet, 20 sene önce bunlar bir termik santrale göre, bir doğalgaz santraline göre çok daha pahalıydı. Ama şu anda çok rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'de kurulan rüzgar türbinleri, çok da verimli santraller de var işlerinde. Bugün rahatlıkla kömür ve doğalgaz santralleriyle baş edebilecek durumdalar. Özellikle de çevre maliyetini eklediğinizde öne bile geçerler. Nedir bu çevre maliyeti? Siz bir kömür santrali kurduğunuzda iklim değişikliğine yol açıyorsunuz, sellere yol açıyorsunuz, kuraklığa yol açıyorsunuz ama bunun hiçbir zaman için maliyeti bu santrale yüklenmiyor. Hı-hı. Yani tahıl kayboluyor, insanlar ölüyor ama kimse kömür santrallerini bundan sorumlu tutmuyor. O yüzden de matematik hesabında bir yanlışlık yapılıyor. Siz rüzgar santrali kurduğunda kimseye bu açıdan bir zarar vermiyorsunuz. O yüzden de maliyeti, çevre veya sosyal maliyeti daha düşükler. Bunları da hesaba katarsanız zaten kesinlikle ekonomik olarak bile tartışılmayacak bir durumda var. Keza güneş enerjisi, bu Antalya gibi sahil şeritlerine gittiğimiz zaman her evin çatısında o güneş enerji sistemlerini görmemiz mümkün. Ama geçtiğimiz günlerde ben çok önemli bir şey öğrendim. Bazı belediyeler daha içlerde doğal gazın ulaşabildiği şehirlerden bahsediyorum. Orada çevre kirliliği ya da görüntü kirliliği açısından güneş enerjisine bazı evlere izin verilmediğini duydum. Ama bunun altında yatan sebebin ise o bölgeye doğal gaz geldiğini ve doğal gaz verilebilmesi için hani güneş enerjisinden elde edilirse o ısı doğal gaza ihtiyaç duyulmayacak haliyle. Dolayısıyla böyle bir belediyeler tarafından yasaklar getirildiğini de duydum. Şehir ismi vermeyeceğim şu anda. Tam da can alıcı bir soru sordunuz. Demin konuşmuştuk ya, evet, neden değişmiyor bu sistem, evet, diye. Evet. İşte bu çok önemli aslında, yerel seçimler de önümüzdeki, evet, günlerde yaklaşıyor. Belediyelerin bu anlamdaki yapacaklarına ilişkin işte beyanatları yakın zamanda ortaya çıkmaya başlayacak. Bence bu konunun birinci sırada listeye girmesi gerekiyor. Girer mi? Ne dersiniz? Var mı? Girmesi lazım. Türkiye'nin sera gazı emisyonlarının %71 enerjiden kaynaklanıyor ama çözümü tüm Türkiye'deki her şeyde, ulaşımda, şehir planlamasında sizin çok iyi örnek verdiğiniz, yani güneş panellerinin nereye konulacağında, mimaride, bütün hepsi yani kafa kafaya vermek zorunda ve iklim değişikliğini her yaptıkları işte önlerine koymak, bir hedef olarak belirlemek zorunda. Biz aslında bundan birkaç hafta önce benim de içinde bulunduğum sivil iklim zirvesi dediğimiz Türkiye'deki sivil toplum örgütleri bir araya geldi. Hı hı. Ve özellikle yerel yönetimlerden, seçimler de yaklaşıyor dediğiniz gibi, biz belediye başkan adaylarından çok basit bir şey istiyoruz. Hı hı. Bize oy istemeye geldiğinizde biz sizden şunu görmek istiyoruz ki iklim değişikliğini durdurmak için belediye başkanı olduğunuzda ne yapacaksınız? O kentinizde bakın Dikili gibi küçük bir belediye var ve enerjisinin neredeyse tamamının ısıtmasının, konutların ısıtmasının, bütün kamu binalarının ısıtmasını jeotermalle sağlıyor. Bunu yapabilmiş. Orada doğalgaz yok. Hı. Yani dışarıdan aldığınız küresel ısınmaya yol açan doğalgazı değil. Kendi kaynaklarını jeotermali kullanıyorlar. Aynı böyle Afyon, Dinar, Balıkesir'de, Edremit'te bunun örnekleri var. Ama jeotermal olup doğalgaza mahkum olan sizin de dediğiniz gibi mesela Denizli gibi bir ilimiz de var. Hı hı. Demek ki yerel yönetimlerin bu konuda çok net hedef belirlemeleri, hedef koymaları ve tavır göstermeleri lazım. Biz dedik ki Türkiye 2020'ye kadar sera gazı emisyonlarını %15 oranında azaltabilir ve bunun yolu da
tüm ülkede bir değişimin yolu da yerel yönetimlerden geçer. O yüzden de belediye başkanımızı seçerken biz iklim sözü vermeyen, iklim değişikliğini durdurmak için bir şeyler yapmaya niyetli olmayan belediye başkanına oy vermeyeceğiz dedik. Ve hepsinden de şu anda iklim değişikliği ile ilgili sözler bekliyoruz. Umarım bu Türkiye'deki tüm partilere bir mesaj olarak gider. Hı hı. Ve genel merkezler bu parti belediye başkan adaylarına bunu özellikle programlarına koymalarını ve ciddiye almalarını isterler diye düşünüyoruz ve de umuyoruz. Peki daha net maddeleyerek gidersek belediyeler bu anlamda ne yapabilirler mi örneğin? Az önceki verdiğimiz örnek belki isabetli bir örnek oldu. Şu anda, ama evet. Şu anda kar ortasındayız ve hepimiz evlerimize donuyoruz. Evet. Belediyelerin en önemli bence görevi, aslında sorumlulukları da var bu konuda, yalıtımla ilgili olabilir. Çoğumuz biliyoruz ki Türkiye'deki binaların çoğu çok eski ve yalıtımları iyi değil. Biz mantolama deniyor, yalıtım deniyor. Evet. Bu binaların yalıtımları için konulan standartları denetlemek de aslında yerel yönetimlerin görevi. Böyle bir sistem yok mu? Var ama ne güçleri var ne de ilgileri var diyelim tırnak içinde. Yani bu mesela yerel yönetimler bununla başlayabilirler. Ben bir belediye binasına girdiğimde açıkçası şunu çok isterdim. Keşke o binada bir enerji uzmanı olsa, evimi hangi maddeyle, hangi kalınlıkta yalıtım maddesi kullanarak nasıl yalıtım yapılacağını bana bilgi verse. Hatta beni yönlendirse firmalara, bir belediye binasına girsem ben bu bilgileri alsam ve aynı zamanda belediyede uzman ekipler olsa ben yalıtım yaparken denetlese, kontrol etse doğru yapıp yapmadığımı, yeni ruhsatları, inşaat ruhsatları verilirken enerji kimlik belgesi isteniyor. Bu biraz formalite açıkçası, doğru konuşmak gerekirse. Bunun denetlenmesi lazım. Mesela belediyelerin ilk yapacağı işlerden bir tanesi bu olabilir. Çünkü yani tasarrufa yönlendirmek aslında biraz da. Tasarruf çok önemli değil mi? Evet yani. Bireysel olarak da çok önemli. Yani aslında hem bireysel olarak önemli hem de az önce Özgür'ün söylediği gibi enerji verimliliği çok önemli. Burada çeşitli iklim felaketlerinden bahsettik aslında. Evet. Burada insanların, onu az önce içeride de konuşmuştuk. İnsanların kesinlikle işte aman tanrım bir felaket geliyor ne yapacağım oturup biz burada bunu beklemeyi nasıl geçebiliriz gibi. Değil. Burada aslında hepimize çok büyük rol düşüyor. İşte az önce söylediğimiz gibi kime oy vereceğimizden nasıl bir yaşam tarzı. Yani iklim değişikliği aslında hem kimin hayatta kalacağı ve nasıl yaşayacağımızla ilgili. Daha doğrusu nasıl bir medeniyet istediğimizle ilgili bir sorun. Dolayısıyla tasarruf burada çok önemli. Biz gereğinden fazlasını tüketmek zorunda değiliz. Ama bize dayatılan yaşam tarzı bu. Bunu yapmak zorunda değiliz. Tüketime dayalı bir yaşam tarzını benimsemiş durumdayız iliklerimize kadar. Az önce Özgür Bey içeride bir örnek verdi. Aslında burada da zikretmekte bence sakınca yok. Biz öyle bir lüks yaşamaya alıştık ve başladık ki işte künefe yemeye Hatay'a gitmek gibi. Ya bunun birçok açıdan değerlendirmek lazım. Bu her türlü aslında bir savurganlık. Öyle değil mi? Hem yakıt tüketiyorsunuz, hem zaman tüketiyorsunuz, hem dünyayı tüketiyorsunuz. Hem dünyayı tüketiyorsunuz. Bir gelişmişlik göstergesi de değil aslında. Yani evet. Gerçek anlamda gelişmişlik veya daha konforlu yaşamak deyince benim aklıma daha az çalışmak geliyor. Ya bu tembel olduğumdan da değil. Çünkü bunun bir hak olduğunu inanıyorum. Dünyada ihtiyaçlarımızı karşılayacak yemek, içmek, kıyafetlerimiz, eğitim, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için öyle teknolojiler ürettik ki, öyle makineler yaptık ki biz 2-3 gün çalışsanız bile bunu karşılayabilirsiniz. Ama diğeri aslında temel ihtiyacınız olmayan, size ihtiyaçmış gibi dayatılan şeyleri karşılamak için koşturmakla geçiyor. Daha iyi anlatmak için şunu söylüyorum ben, içeride bunu konuşmuştuk galiba. Benim çocuğum yok ama çocuğu olan aileler için mesela onlara sorduğumda benim arkadaşlarıma, yakın çevreme, mesela Levent Bey'in iki tane var sanıyorum. Hayatta en önemli şeyinizin, en önemli varlığınızın, varlıklar, değer verdiğiniz çocuklar olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet. Mesela kaç saat çocuklarınız zaman geçiriyorsunuz haftada? Ben istisnayım ama ben bayağı geçiriyorum. Tamam, siz de pek kötü bir örneksiniz ama çoğu insan çocuklarını ancak süpermarkete götürüyor, alışverişe götürüyor. Ama en değerli varlıklar onlar. Evet, ama yüzlerini bile görmüyorlar. Vakit. Sevgilileri öyle, eşleri öyle. Şimdi ben çok net bir soru soruyorum. Ama lüks yaşama daha çok vakit ayırıyoruz biz. Haftada 4 gün çalışsak, haftada 4 gün çalışsanız siz en sevdiğinizi söylediğiniz insanlara daha çok vakit geçirseniz bundan daha mı kötü olur? Daha mı az uygar oluruz? Daha az stresli, daha mutlu, daha refahlı. Bunları yapmak da elimizde. Çünkü güç bizim elimizde. Biziz, yani yaşayan da biziz, karar veren de biziz. Sadece istemeniz gerekiyor. Ve sadece bazı hiç fark etmediğiniz şeyleri, mesela benim çocukluğumda renkli televizyonun gelişini hatırlıyorum ben. Evet. Renkli televizyon gelmeden önce ben hiçbir zaman için niye renkli televizyonum olsun diye ağladığımı hatırlamıyorum evde. İşte komşuda ne zaman renkli televizyonu görürse o zaman düşünmeye başladınız.
Tabii. Şimdi yani, her yıl televizyonlar değişiyor. Böyle bir değişime kimsenin ihtiyacı yok. Ya, kimse böyle şey istemiyor aslında. Birçok anlamda öyle. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Reklam arasından sonra Levent Bey, bazı tweetler var. Diyorlar ki, hani dün ilk defa ben de karşılaştım. Yani gök gürültülü kar yağdı. Yani bu sizin alanınız mıdır? Tam da bilemiyorum ama. Bu ama yani olan bir şey. Öyle bu. Mi? Ben ilk defa. Ve çok bu ilginç bir şeydi. Meteorolog arkadaşlar çok üstüne düştüler bundan. Gök gürültülü. Tweet'te gördüm. Yani kar yağışı ama daha önce de olan yağışı, bir şey bu. Ben de ilk defa şahit oldum ama çok olağanüstü bir şey miydi? Birazdan soracağım tamam, size tamam, yine. Tabii. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız.